Şimdi Yunanistan'da Çipras diye bir arkadaş çıktı biliyorsunuz, bir vatandaş, Yunanistan vatandaşı elbette. Bir rüzgar estirdi. Estirdiği rüzgar %36'lık oyla sağlanmış bir rüzgardı. Bunun altını çizmek isterim. %36'yı köpürte köpürte her yere büyük bir zafer olarak anlattılar. AK Parti'nin %50'sine karşı da bu arkadaşlar ne diyorlardı? %50'si size karşı! Sanki siyaset karşı olmak üzerine kurulu bir mantıkla işliyor. Çipras da böyle bol vaatlerle geldi. Şimdi görüyorsunuz, vaatle gelen böyle o vaatleri yerine nasıl getirebileceğini kara kara düşünür. Sonuçta da sepet kolunu herkes yoluna yaparlar. Çünkü bir vaatte bulunuyorsanız bunun arkasını doldurmanız gerekir. Bir şey söylüyorsanız onu nasıl yapacağınıza ilişkin ikna edici bir tarzda konuşmanız lazım. Bir zamanlar Süleyman Bey yapardı bunu. 91'de hatırlayınız. Onlar ne verecekse ben 5 lira fazlasını vereceğim dedi. Tütün üzerinde bir rekabet vardı, hatırlayın. Geçmişte bunları gördüm. Ne diyor Kemal Bey? Mazot 1,5 lira olacak diyor. Tamam. Ben de diyebilirim ki mazot bedava olacak. İsteyene mazot vereceğiz. Mümkün. İsteyene hakikaten mazot verebilirsiniz. Benim çiftliğim mi var? Nereden karşılayacağım ben bu? Millet dolduracak mazotu. Nereden karşılayacağım? Mazot dışarıdan geliyor. İçeriden de gelse bir maliyeti var. Bir para ödeyeceksin.